Suriye'nin İdlib bölgesinde görev yapan piyade uzman onbaşı Ramazan Nayır ve Bahar Kalkanı Harekatı bölgesindeki Muhambal kasabasında düzenlenen saldırıda piyade uzman onbaşı Oğuz Taş hayatını kaybetti. Son verilere göre dünya genelinde 218.814 kişiye yeni tip koronavirüs bulaştı. Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 8.000'i aştı. Salgının ortaya çıktığı Çin de aylar sonra 24 saat içinde hiç ülke içi yeni vaka görülmezken Avrupa'da virüsün yayılma hızı ve buna bağlı hükümetlerin aldığı olağanüstü önlemler artıyor. Türkiye'de yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 3'e yükseldiğini açıklayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 3. kişinin eski Kara Kuvvetleri Komutanı Aytaç Yalman olduğunu söyledi. Bakan, hızlı tanı kitinin devreye gireceğini ve günde 10 bin test hedeflediklerini belirtti. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasaboğlu, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle handbol, voleybol, basketbol ve futbol liglerinin tamamının ertelenmesine karar verildiğini, yeni lig takvimlerinin önümüzdeki günlerde açıklanacağını duyurdu. Salgın riski altında hapishanedekilerle ilgili duyarlılık yükseliyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, cezaevlerindeki hasta, yaşlı ve bakıma muhtaç mahpusların tahliye edilmesi, çocuklu annelerin de infazının ertelenmesi gerektiğini söyledi. Koronavirüs üzerine 3 yıl Amerika Birleşik Devletleri Princeton Üniversitesi'nde, 4 yılda Hollanda'daki Groningen Üniversitesi'nde çalışan ancak KHK ile görevinden ihraç edilen doçent doktor Mustafa Ulaşlı, bilgisini paylaşabileceğini ve görev beklediğini söyledi. Diyanet İşleri Başkanlığı, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle camilerde alınan önlemler kapsamında Cuma günü ve Kandil gecesi camilerin kapalı tutulacağını açıkladı. Devlet tiyatrolarının salgın nedeniyle kapatılan sahnelerindeki oyunları TRT2'den yayınlanacak. 24 Mart-1 Mayıs tarihleri arasında her salı akşamı canlı tiyatro oyunları, cuma akşamları konser, cumartesi akşamları banttan opera ve pazar sabahları da banttan senfoni konseri yayınlanacak.